Selamünaleyküm hanımlar İğne ve tığ oyaları kanalıma Hoşgeldiniz sizlere tığla yapılan bu güzel örneği anlatacağım ee, Hanımlar bu o, hazırladığım e, çiçeğimiz silikon orta boy silikon kullandım şöyle orta boy silikonumuz var Öncelikle bunu hazırlayacağız daha sonra buralarını yaparken çiçeğimizi de e, silikonlu çiçeğimizi ekleyeceğiz şimdi örneğimize Başlayalım. İpimi aldım. İlk önce bir düğüm atacağım ipime. Daha sonra silikonumu alıyorum hanımlar. İpimi geçirdim. Şimdi buna 20 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane sık iğnemi hazırladım. 2 tane zincir 1 ve 2. tığın üstüne alacağım. Silikon içinden geldim. 2 aldım. 2 aldım. tığın üstüne alıyorum. Tek aldım. Çift aldım. Çift aldım. 3 de çıkardım hanımlar. 2 kere doladım tığıma Tek aldım. Çift aldım. Çift aldım. Çift aldım. Şimdi bir iki zincir. Geliyorum bu son yaptığım trabzanın içine sık iğne ile kapattım. Ve sık iğne yapacağım. İki kapattım sık iğneyi de sayıyorum. Üç dört beş 6 Geliyorum silikonumun içinden geçiriyorum ve kapattım. Bir tane daha sık iğne araya. 2 zincir. Tığımın üstünü aldım, 2 de çıkaracağım. Tığımın üstünü alıyorum, 3 de çıkaracağım. 1 2 3. Tığımın üstüne 2 kere aldım. 1, 2, 3 ve 4 de çıkardım. 1, 2 zincir çektim. Geliyorum araya. Kapattığımı da soyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapalım buraya. Şifimi de şöyle alttan gizleyeceğim Evet kapattım bir tane yapıyorum iki zincir tın üstüne alıyorum i̇ki de çıkaracağım tın üstüne alıyorum üçte çıkaracağım tın üstüne iki kere alıyorum dörtte çıkardım 1-2 zincir Geliyorum iki trabzanın arasına sık iğne ile kapattım zincirimi ve sık iğne ile aşağı iniyorum. Evet şöyle düzeltelim. İyice sıkıştırıyorum. Ve buradan keseceğim. Ve yaktım. Alttaki ipimi de yakıyorum. İlk aşamamız budur hanımlar. Şimdi üstünü yapabilmek için beyaz ipimi aldım. Şöyle bir düğüm atıyorum önce. Halkayı elime aldım. Şu ortadan boşluktan geçiriyorum hanımlar. Ve tam yaptığım bu iki zincir çekip iki de çıkardığım yerden geldim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Burada üstte iki zincir çekmiştik. Onun ortasından girdim. Ve kapattım. 1 2 3 4 zincir. Tekrar aynı yere 1 2 3 4 zincir. Aynı yere. 2 zincirin içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu ikisinin ortasından, şu boşluktan geliyorum. ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine bu yaptığım iki zincirin ortasından girdim. 4 zincir. Yaptım iki zincirin içine girdim. Sık iğne ile kapattım. 4 zincir aynı yere 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine ortaya hanımlar. İkisinin ortasına girdik. 1, 2, 3, 4 zincir. Pardon 5 zincir. 2 zincirin ortasına. 4 zincir. Aynı yere sık iğne ile kapat. 4 zincir aynı yere sık iğne ile kapat. 1 2 3 4 5 Geliyorum tam onun bittiği yere hanımlar. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Ve bunu hemen yakıyorum. Geldim. Buradaki ipimi de kısaltıyorum. ve yaktım. Evet çiçeğimizi hazırladık şu an. Hanımlar şimdi çiçeğimizi bu yeşil ipimize ekleyeceğiz. Önce tığ battığımızı yapıyoruz. Ben iki zincirle yaptım tığ battım hanımla. Daha sonra bir orta boy örümcek. Tığımın üstünü iki kere doladım. 1 2 ve üçüncüye geldim. Bir aldım. 2 aldım 2 aldım 2 aldım 1 2 3 4 zincir çektim hanımlar isterseniz bunu tersini çevirip bu şekilde kullanırsınız ben size öbür türlü de göstereceğim tersini çevirdim örümceğin sık iğnesine kapattım yüzüne çeviriyorum 1 2 3 4 zincir geliyorum yaptım 4 zincirin içine sık iğne ile kapattım zincirimi 1 2 3 4 4 tane olan zincirimin olduğu yere kapattım 1 2 3 4 5 tane olacak bu pırpırımız 1 2 3 4 ve kapattım Geliyorum bu 3 trabzanıma sık iğne ile aşağıya iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yaptığım trabzanın içine girip sık iğne ile kapattım. Şimdi yine orta boy bir örümcek yapıyorum. Tığın iki kere aldım. Bir, iki ve üçüncüye geldim. Tek aldım, çift aldım, çift aldım, çift aldım. Şimdi bunu yaparken dedim ya isterseniz tersini çevirip kullanırsınız isterseniz şu şekilde 1 2 3 4 ben tersini çevirmeyeceğim tığımı tersinden alıyorum ilmeğimi şöyle çeviriyorum aldım 1 2, 3, 4. Yüzüne döndü zaten. Geliyorum 4 zincir yaptım yuvaya kapattım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi eklemesini yapacağız çiçeğimizi. 1, 2 zincir çektim hanımlar. Şimdi 3 tane yaptım. 3 taneden sonra. Şimdi 1, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. geldim hanımlar. İlmeğimi alıyorum, çekiyorum. 1, 2 zincir çekiyorum, tekrar yuvaya. 1, 2, 3, 4 Yaptım trabzana sık iğne. 3, 4, 5, 6 ve tığ attımı kapattım. Orta boy örümcek tığımın üstüne iki kere doladım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Geliyorum. Bakın tersinden Şöyle alttan yaptım. Örümcekle trabzanımın birleştiği yerdeki sık iğne içinden giriyorum ve çekiyorum 1 2 3 4 çevirdim 1 2 şimdi hanımlar eklerken burada 3 tane pırpır yaptık dördüncüye yani son ikinciye eklemiş olduk. Burada da aynı şekilde ilkini yaptım. ikinci ekleyeceğim. Geliyorum yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlmeğimi aldım ve çektim. Pardon burası az oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle ilmi şey yaptı? Evet, zincirimcikimice evet çektim. 20'mi 1 2. Geliyorum yuvama kapattım. 1 2 3 4. Bunu isterseniz 5 zincirde yapabilirsiniz. Nasıl hoşunuza giderse. Burada şimdi 5 tane pırpır olması gerekiyor. 2 4 5. Geliyorum tırabzanıma. Sık iğne ile aşağıya iniyorum. 6 tane sık iğne yaptım. Tığ battıma gelip sık iğne ile kapattım. Bir örümcek. 2 kere aldım elime. 1, 2, 3. geldi. 1, 2, 3, 4 zincir trabzanla örümceğin arasında oluşan yerde zincirimi kapattım 1 2 3 4 çeviriyorum 1 2 3 4 5 tane pırpır olacak trabzana indim sık iğne örneğimiz bu kadar hanımlar oldukça basit ve güzel duran bir örnek yazmaları yapabileceğiniz havlu kenarlarına da yapabileceğiniz küçük el havlularını evet evet hanımlar Şöyle ipimizi de şöyle çekelim. Kenara ekranımızı da biraz ufaltalım. Ee, hanımlar bu aralarını ben şimdi e, 4 tane bıraktım. Ama siz aralıklarını tabii ki istediğiniz kadar bırakacaksınız. Bu çok sık gelebilir size. Yani 4 sayıda 5 ya da 6 yapın. Daha da fazla yapmayın. 5 bence yeterlidir diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olan hanım arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın hanımlar. Bir yeni videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.